XF1855, F28, F4. Kitlens. Kitlens mi? Hakarettir. Kitlens mi? Günahdır. mi? Haksızlıktır. Erdin çamaş? Fotoğraf çekmek kolay. Hoş geldiniz. Bugün XF 18 incelemesini yapacağız. Biraz daha derinlemesini incelemesini yapacağız. Fuji filminizi hangi kit lens içeriğimde teknik detaylarını vermiştim, kaç cam bilmem ne falan filan oraya bir göz atın. Bugün başka bir yaklaşımla bulunacağım, başka bir inceleme şeklini alacağım bu lensi. Ama siz öyle bir kit lens düşünün ki size f 2.8 diyafram açığı versin. Öyle bir kitlens düşünün ki gerek fotoğrafta gerek videoda sorunsuz, hatasız size performans versin. Öyle bir kitlens düşünün ki size nostaljik film zamanının netliğini ama flu'luğunu versin. Ya bu kitlens falan değil ya. Buna lütfen kitlens demeyelim. Biz buna Fuji'nin efsane lensi diyelim sevgili dostlar. Şimdi çok kısa önce bir duvar testinden geçeceğim. Önce işte 18 milimetrede orta odak uzunluğunda 55 milimetrede ve farklı f değerlerinde onları çok çabuk geçeceğiz. Ondan sonra size biraz birkaç fotoğraf göstereceğim. O nostaljik görüntüsünün ne demek olduğunu. Bu lensten aşırı keskinlik beklemeyin ama bu lensle bambaşka bir büyü yakalayacaksınız. Başb bambaşka bir güzellik yakalayacaksınız insan gözünün netliğini yakalayabildiğiniz belki de bugüne kadar rastladığım tek lenstir. Keskinliğini demiyorum. Netliğinden bahsediyorum sevgili dostlar. Bir de rengi algılaması, rengi yorumlaması o kadar lezzetli ki anlatamam size. Hadi şimdi önce duvar testinden başlayalım. Evet sevgili dostlar. Lensimizin 18 milimetrede ve f2.8'de Orta alan netliğinin gayet başarılı. Bu başarı ta köşelere kadar da devam ettiğini görebilirsiniz. Lens tabii kendine tam anlamda F5.6'dan itibaren kendine gelmeye başlıyor. Çünkü köşelerdeki netlik de iyice ortaya çıkıyor. Ve bu netlikte ortalama F11'e kadar da hiç sıkıntısız devam ediyor. Hatta buna F16'da devam ediyor diyebiliriz. Bir saniye. Evet netleşti. Gördüğünüz gibi hatta daha da yukarıya alırsak eğer yüzde iki yüz alırsak yüzde de çok da fazla bir yumuşama olmadığını göreceksiniz. Daha yukarılara gidelim. Aynı görüyorsunuz değil mi? F 5.6'da en keskin yeri. F 8'de devam ediyor. F 11'de bir gıdım yumuşama başlıyor. F 16 ve F 22'ye kadar. Orta ölçeğinde ise Orta ölçeği tabi lensin her zaman daha doğrusu orta odak noktası ki orta odak noktası aşağı yukarı 30 mm. Bu lensin ortadan köşeye kadar hiçbir sorun teşkil etmeksizin gayet keskin görüntüler verdiğini F8, F, F yani en düşük F değeri olan F3.6'da dahi bunu başardığını ama e, tabii f5.6'ya gelince de yine en başarılı performansının bulunduğu nokta. Bu f8 ve f11'de de devam ediyor. Hemen f16'ya bir göz atalım biraz yakınlaştıralım. Evet f16'nın itibaren hafif bir yumuşama ama çok yaklaştırırsanız onu görebiliyorsunuz. Lensin şimdi de 55 mm'deki performansına bakalım. 55 mm'de tabii Birazcık köşelerde bir yumuşama söz konusu olabilir ama o da çok gözle gözükür bir şey değil. Hafif bir vignetting görüyorsunuz F4'te ki bu uzunlukta bu odak noktasındaki en düşük F değeri. Ama dediğim gibi burada F.6'ya geldiğiniz zaman lens tekrar kalitesini ispat etmeye başlıyor. F8'de devam ediyor, F11'de devam ediyor, F16'da da hafif yumuşamalar başlıyor. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu lensin en keskin yerleri f5.6 ile f11 arasında geziniyor. Bu demek değil ki f22'de de fotoğraf çekemezsiniz. Orada dahi gayet başarılı fotoğraflar yakalarsınız. Şimdi birkaç büyülü fotoğraf karesine bakalım ama ne olursunuz bana kızmayın. Bu pandemide pek sağa sola gidemiyoruz. Çok fotoğraflar birbirine benziyor olabilir ancak Bizim burada çok güzel bir parkımız var. O parkta fotoğraflar çekiyorum. Ne olursunuz kusura bakmayın. Gece çıkma yasakları falan kalkınca size söz veriyorum. Çok güzel kareler çekeceğim ve bambaşka yerlere gidip çekeceğim. Ama şimdilik maksat güzel fotoğraf göstermek değil. Bu lensin performansını göstermek ise zannediyorum bu fotoğraflar da sizi tatmin edecektir. Gelelim makineye çektiğimiz birkaç kareye. Bu fotoğrafları klasik kromda çektim. Tamamen JPEG'ten çıkma karelerdir bunlar. Şu anda yine görüyorsunuz renk dağılımının, netliğin ama aşırı ke olmayan keskinliğinin verdiği lezzet. Devam edelim sevgili dostlar. Burada da aynı şekilde başka bir kare görüyorsunuz. Burada da başka bir kare görüyorsunuz. Bakın sarının doğallığına, çim çimenlerin doğallığına. Kırmızıların görebildiğiniz şu solda mesela güllerin kırmızılığı var. Onların doğallığına bir göz atın. Hakikaten çok güzel netice veriyor bu lens. Daha yakın zoomlu çekimlerde de gayet başarılı gördüğünüz gibi. Hele bu tür doğa fotoğraflarında hakikaten lezzetli mi lezzetli bir netice alıyorsunuz bu lens ile. Özellikle böyle bir çim resmi çektim ki. Şöyle detayları birazcık daha ortaya çıksın diye. Bakayım buradan büyütebiliyor muyum? Ha. Şuradan biraz büyütelim çimleri sevgili dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Tekrar eski haline alalım. Şimdi lensler lenslerin hep bokeh'sinden bahsedilir. Yani arka alan bulanıklığı. Buradaki arka alan bulanıklığında benim dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi bu bokehlerin ne kadar yuvarlak çıkıp çıkmadığı ki gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet sferik bokeh veriyor size. Bu da gayet bu lensin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Bir taraftan netliği de zaten tartışılmaz. Gayet net fotoğraflar veriyor. Ama renklerinin de doğallığına bir bakın. Renk tercümesi harikulade olan bir bir lens gördüğünüz gibi. Zor çekilen objelerden bir tanesi, birçoğunuzun bildiği gibi sudur. Sudaki başarısını göstermek için de burada bir kare aldım size. Yakın çekimi diğer birçok lens kadar başarılı olmayabilir. Ama size yetmesi açısından söyleyebilirim ki gayet güzel close-up şartlarda aldırtıyor. Bunlar çok büyük çiçekler olmadığını siz de biliyorsunuz. Bu da bir başkası. Bu da başka bir kare. Son olarak da şöyle yakından hem lensin bütün karakterini ortaya koyan, gerek renk tercümesi, renk doğallığı aktarımı, gerek şu sağ taraftaki yeşillerin doğallığı, gerek kedinin tüylerinin ne kadar net ortaya çıktığı, gözlerin ne kadar net ortaya çıktığı burunu, gerek de aynı zamanda bokeh denen arka alan derinliğinin lezzetini en güzel ortaya çıkan karelerden bir tanesiyle bunu da bitirmiş olalım sevgili dostlar. Video kanalına gelince E zaten bir önceki içeriğimde de video kanalında yüz göz takibine gayet başarılı olduğunu gördünüz ama şimdi size bir iki daha çekim göstereceğim ki zoom in zoom outta e, netleme geçişlerinde o kadar lezzetli o kadar tatlı bir lens ki anlatamam size. Evet sevgili dostlar kısa bir film çektim yine XF 1855 ile. Şimdi bu filmde netlik geçişlerini, zoom in zoom out'taki netlemede sıkıntısızlığını, yüz göz ta yüz göz ta, takipin yüz göz takibindeki geçişleri hepsini göreceksiniz ve hakikaten çok akıllı bir lens ve çok da keyifli keyif veriyor ve dediğim gibi aşırı keskin olmaması da o doğal sinematik netliği veriyor size. Benim de bu lenste hakikaten en çok beğendiğim unsurlardan bir tanesi. Şimdi burada normal geçiş görüyorsunuz. Zoom in zoom in de bakın buradaki netleme geçişine bakın. Hop. Yüz göz takibindeki başarısına ve aynı zamanda verdiği tatlı bokeye bakın. Burada da tekrar zoom in de. Kaybetmediği netleme ve oynat oynatmadığı başarılı ışık geçişlerinde görmüş olduğunuz sevgili dostlar video kanalında zaten daha önceki içeriğimde de bir göz atmıştık video performansına ee, video performansı da son derece başarılı hatta kit içerisinde bence en başarılısı evet sevgili dostlar efsane lens 1855 ama kit lens demeyin ne olursunuz bu lense bundan sonra <laughs> bu hoşunuza gitmiştir. Ee, çok iyi anlıyorum size. Yani kitlens kavramı korkutuyor olabilir ama daha önceden de söylediğim gibi samimiyetle söylüyorum. Proje filmde kötü lens yok. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Bunu hak ettiğini düşünüyorsanız beğenme butonuna abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu içerikleri daha geniş bir kitleye sizin sayenizde daha süratli yayalım. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.